Ne oluyor ya? Babam burada. Yani senin anlayacağın, ben çok zor durumdayım. Bana şu dünyada yardım edebilecek bir tek sen varsın şu an. Vallahi ben de sizin barışmanızı isterim Kaya Bey. Değil mi? Serpil Hanım, 3. Dünya Harbi'ne hazırlanır gibi hepimizi seferber etti. Ya. O ne demek şimdi? Böyle bir ilginç hallerde. İlginç? Yani ne yapıyor mesela? Nasıl ilginç haller? Eve ilginç adamlar ve koliler geliyor. Ya. Nasıl adamlar? Bir takım iri yarı ve güçlü adamlar. Ne yapıyormuş bu güçlü ve iri yarı adamlar? Yürüyorlar. İçeri giriyorlar. Sonra çıkıp gidiyorlar. Nereye yürüyorlar? Mesela hangi odaya doğru yürüyorlar? Çatı katına. Çatı katına. İyi de biz orayı kullanmıyoruz ki. Ne yapıyorlarmış orada? Ben bilmiyorum. Ama hep yürüyorlar. Koliler var bir de. Koliler? Peki o kolilerde neler varmış Yeter? Bakabildin mi? Üstünde tehlikeli madde yazıyor. Ben bakamıyorum şahsen. Korkuyorum. Zaten Serpil Hanım odaya kimseyi sokmuyor. Evimizin huzuru için. Serpil'in ne planladığını öğrenirsen bana haber verir misin? Harp çıkmasını ben de hiç istemem. Yeterince bilgi edinebilirsem size haberdar edeceğim. Cem! Ha! Baba, korktum bir an seni görünce. Günaydın. Günaydın. Annen nasıl bu sabah? Annem evin önüne gitti malzeme almaya, yeterli. Malzeme mi? Evet. Ne malzemesi? Bilmem, makyaj. Baba. Ha, makyaj. Evet. Peki sen daha önce gittin mi hiç evin önüne? Gitmedim. Gitmedin. İyi. Tamam. Ben o zaman kaçtım okula. Ha şey, benim içeri girmem lazım. Okey. Okey de anahtar yok ya bende. Aa, ben açayım kapıyı o zaman. İyi olur. Benim işim 5 dakikada biter. Ama sen de içeri gelirsen, hani annen gelirse diye. Peki, tamam. Tamam. İyisin. Yok yok, sen gel. Yok yok. Hadi evladım. Annen ne saklıyor burada? Ya böyle ilk defa görüyorum bu kafeyi. Beni kilitleyecek olabilir mi acaba içeri? Annem öyle bir şey yapmaz derdim ama sen kendine de dikkatli ol. Ben geç kaldım. Görüşürüz o zaman. Ben de zaten çalışma odamdan bir şey alıp çıkacağım. Ha, sen git. Tamam. Tamam. Görüşürüz. Hadi Cem. Ha. Garsonluğa başlamışsın. Ya, yani ben şöyle oldu. Seninle gurur duydum. Yani biz harçlığını kesince sen kolaya kaçarsın diye düşünmüştüm ama sen ayaklarının üstünde durmayı seçtin. Sağ ol baba. Kızacaksın sandım ben de bu arada. Yok canım, bunda kızacak bir şey yok. Aksine ben mutlu oldum. Oğlumun böyle kendi ayaklarının üzerinde durduğunu görmek beni çok mutlu etti. Ya aslında harçlıktan değil. Ben yeni arabayı pert edince kimse de yardım etmeyince otodan müziğe ne yapacağım mecbur kaldım ya. Hiçbir şey yaptım. Şaka yapıyorsun değil mi? Hayır, şaka yapmadım. Yapmıyorsun. Yapmadım şaka. Oğlum, bütün araba fabrikaları sen arabanı pert et diye mi yapıyor bu arabaları? Baba açık açık konuş. Yani neyini açık açık anlatacaksın? Ne anlatacaksın açık açık? Tamam, tamam, konuşanı da kapat. Ben gidiyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir,
İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.